Konuya başlamadan önce sizinle bir şey paylaşmak istiyoruz. Fahran artık Kadın Kanalı üzerinden bir paylaşımda bulunmayacak. Kendisi zaten bir duyuruda bulundu. Ama biz de buradan sizinle paylaşmak istedik. Bizden de duymanızı istedik. Fahran bu ayrılma kararını aslında Ocak ayında almıştı. Ama şimdi sizinle paylaşmaya nasip oldu. Geriye dönük bazı videoları kanalda ne yazık ki bulamayacaksınız. Çünkü Fahran kaldırılmalarını talep etti. Ama kanala ve kabileye emeği, desteği için çok teşekkür ederiz. Yolun açık olsun. Umarım her şey istediğin gibi olur. Teşekkür ederiz. Selam! Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Merhaba herkese. Güzel bir konumuz var ve bu konu tesadüfen ortaya çıktı. Çünkü ben bir kitap okuyorum şimdi ve kitapta sevginin 5 dilinden bahsedilen bir bölüm vardı. Zeyno'ya dedim ki, Zeyno, tam bizim kabilelik bir konu, bu konuyu mutlaka konuşalım, araştıralım, okuyalım ve işleyelim. Sonra Zeyno da dedi ki, ne demiştin Zeyno? Bir kabile üyemiz, sevgiden bahsettiğimiz, ilişkilerden bahsettiğimiz canlı yayında bu kitabı önerdi ve kabileyle, herkesle önerdi. Evet. O yüzden dedim, hani bize zaten önerildi. Denk geldi. Denk geldi. Demek ki bunu işlememiz gerekiyormuş. Okey. Hemen başlayalım sevgi dillerine. Evet. Sen tabii ki mükemmel çalıştın. Her şeyi inanılmaz güzel yaptın. Eminim buna. Evet. 5 tane sevgi dilimiz var arkadaşlar. Önce sevgi dili ne demek, bundan bahsedelim. Bence de. Evet. Nereden çıktı onu da bahsedelim. Hani evet, zaten evet. Başında söyledik, bir kitap. Gary Chapman diye bir evlilik uzmanı kendi deneyimlerinden bu kitabı yazıyor. Diyor ki, herkesin bir sevgi dili var ve sevgiyi bu şekilde alıp ve vermeyi biliyor. Ve aşkla sevgiyi ayırt ediyor öncelikle. Hı. Çünkü işte aşk, işte o hani kelebekler, alevler vesaireyken, sevgi emek isteyen, sevgi yatırım isteyen ve sevgi beslenmek isteyen bir şey. Genellikle diyor, ilişkilerde diyor en büyük problem bu sevgi dillerinin uyuşmazsızlığı ya da iki insanın aynı dili konuşmamasından dolayı kaynaklanıyor diyor. Ve genelde diyor, biz diyor bütün bu sevgi dillerini aslında şimdi konuşmaya diyeceksiniz ki, aa ben bunu da seviyorum, aa ben bunu da seviyorum deseniz bile, tabii ki de hepimiz bu 5 sevgi dili de hoşumuza gidiyor ama genelde hepimizin bir tane sevgi dili varmış en fazla kullandığı. Bu sevgi dillerini okuyunca şu konuda rahatlıyorsun. Mesela diyorsun ki, aslında sadece aynı dili konuşmuyormuşuz. O yüzden anlaşamıyormuşuz. Beni sevmiyor, bana değer vermiyor değilmiş aslında. Bana farklı gösteriyormuş sevgisini. Ya da ben onu anlamıyor değilmişim. Ben onunla aynı sevgi dilini konuşmuyormuşum diyormuşuz, diyoruz. Ve bu konuda da içim rahatladı benim. Sayacağız şimdi size tek tek sevgi dillerini. Bunlardan bir tanesi mesela verici olmak. Ben daha az verici olunca hep kendimi suçlu hissederdim. Oraya geldiğim zaman anlatacağım bunu. Şimdi tek tek sevgi dillerini bir sayalım. Evet. Sonra başlık başlık girelim. O zaman birincisi onaylayıcı kelimeler. Bu sizin sevgi diliniz ise, onaylayıcı kelime dediğim, daha çok iltifat duymak, daha çok seni seviyorum duymak, daha çok işte bir şey yaptığınız zaman onun hakkında güzel şeyler duymak ve karşı tarafın size bunları ifade etmesini ihtiyaç duymanız demek oluyor. Hı hı. Ve bununla beraber tabii ki de sizi çok eleştiriliyorsanız, eğer karşınızdaki insan yıpratıcı şeyler de söylüyorsa, bunlardan da ekstra fazla etkilendiğinizi ima eden bir sevgi dili bu. Sende var mı? Bende bence en fazla bu var. Onu söyleyebilirim. Bende bu çok var. Yani ben zaten hani kadın kanalında da bütün neredeyse yaptığım videolarda bunun altını çok çiziyorum, işte ifade etmek. Yani birisinden hoşlanayım, hayatta bekleyemem yani. Hani imkansız ya, benim için o çok zor. Hiç beklemem dandun yani, hemen söylerim. Çünkü dayanamam yani. Hani hiç belli etmiyorsun. Ben senin daha bekleyen bir tip olduğunu düşünürdüm. Hiç yani tutamam, içimde tutamam yani onu ve o yüzden karşımın da bana bunu söylemesini beklerim yani, hani İltifat almayı severim, seni seviyorum denmesini severim. Hani bir kere sen zaten bunu biliyorsun falan. Bunlar evet, benim okey olmayan şeyler. Duymam lazım. Evet. Ve hani böyle ya, önemli. Benim için çok önemli bu tip şeyler. Okay. Belki de ailemden de geliyor. Bizim ailede çok fazla birbirini onaylayıcı kelime. Hani onlarla büyüdüm ben. Bir de bu illa sevgi dilimizin bu olmasına da gerek yok. Bu güzel bir şeydir yani. Evet, söylüyorum. Ben de onu söylüyorum. Yani bu zaten yapın. Evet yani. Sevgilinize
onu gördüğünüzü belli edin. Çabasını gördüğünüzü belli edin. Hayatta bir şeyde zorlandığı zaman bak bu konuda çok zorlanıyorsun ama ben senin yanındayım. Sana destek olacağım. Ne zaman istersen buradayım. İstediğinde ara, çağır, deyin. Zaten bunu söylemek güzel bir şeydir. Her zaman insana iyi hissettirir yani. Sevdiğini söylemek de, bu arada ben hiç söylemezdim. Ya. Evet. Yani çünkü ya benim annem çok fazla böyle sevgi sözcükleriyle bizi büyüten o klasik anne kız ilişkimiz yoktu bizim. Çok fazla seni seviyorumlar annemden ya da babamdan duymamışımdır. Ablamla da öyle çok mıç mıç bir ilişkimiz yoktu. Dolayısıyla ben öğrenememişim bunu. O yüzden arkadaşlarımla ve erkek arkadaşlarımla iletişirken bu sevgi sözcüklerini çok az kullanırdım ve utanırdım. Ya. Seni seviyorum demek bana çok utanç verici gelirdi. Ben de hızlı söyleyenler. Evet. Böyle hani söylesem mi söylemesem ama söyleyeceğim çünkü çaplayacağım gibi. Ya da özür diliyorum da demek de buraya giriyor değil mi? Özür dilemek de çünkü. Bence evet. Evet giriyor. Yani sonunda öğrenince çok rahatladım. Seni seviyorum demek meğer inanılmaz rahatlatıcı ve kalbi açan bir tecrübeymiş. Özür dilemek de aynı şekilde. Kendini çok güzel teslim etmeni sağlıyor. Teslim etmekten kastım kontrolü karşıya vermek değil. Sürekli tetikte olmak yerine ben sana güveniyorum, seni seviyorum diyebilmek inanılmaz hafifletici bir şeymiş. Şimdi diğerlerini de konuşunca diğerlerini de yapmayı sevdiğim için hani bence hepsini bir beraber bir bakalım. Tamam. İkincisi ise kaliteli zaman geçirmek beraber. Aslında birbirinize vakit ayırmak ve bu vaktin işte yok telefonlara bakıyorum yok işte beraber başka bir şeyle ilgileniyoruz değil, birbirinize odaklandığınız, birbirinizle geçirdiğiniz bir zaman diyeyim. Amerika'da şey kültürü vardı çok böyle date night denir işte gece hı-hı çıkma, hani evli olsanız bile hı-hı çocuklarınız bile olsa bir dadı tutup ya da hani orada bu o babysitting olayı çok vardır. Hani ucuzdur da birisini tutarsınız ama tanıdığınızın işte ergen ablası falandır. Çocuklara şey yaparsınız ve o gece ikinizin çıkması sadece aile olsanız bile. Mesela bu kültür falan hoştur bence yani o ikinizin beraber bir şeyi yapması. Bu illa tabii yani yemeğe gidip işte şey yapmak da değil ama hani evde yemek yerken aslında kaliteli yemek yiyebiliyor musunuz? Kaliteli dediğim kaliteli zaman geçirerek yemek yiyebiliyor musunuz? Hı-hı. Telefonları kaldırıyor musunuz? Sohbet ediyor musunuz? Böyle yemek yerken böyle televizyonu mu seyrediyorsunuz? Evet. Şeyi ve hani kimi insan bu birbirine vakit ayırmayı sevgi dili olarak kullanıyor. Ben sana bu vakti ayırıyorum çünkü benim için önemlisin, evet, değerlisin. Evet, evet. Ben bunda bu bende de var. Komik bu. Evet söyle anlat. Yani bu kesin var. Çünkü ben yan yana zaman geçirmeye bayılıyorum. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Ben biraz mıç mıç olmak istiyorum. Göt göte dip dip her şeyi birlikte yapmak istiyorum. Mesela sırf bu yüzden uzak ilişki yürütemem ben. Ben de. Yani beraber kaliteli zaman olmazsa yatırım yapmıyormuşum gibi geliyor ilişkiye. Ama kimisi de mesela buna ihtiyacı yoksa, sevgi dili zaten mesela sözelse sadece. Evet. Demek ki o zaman o uzak ilişkiler çok daha kolay bir şeye de dönüşebiliyor bazı insanlar için. O yüzden de böyle bence uzak ilişki zor ve yapamazsın demek doğru değil. Çünkü kimi insanın o işte beraber kaliteli zaman geçirmeye belki de ihtiyacı yok. Ama bence nasıl olmaz ki? Üçüncüsü ise hizmet eylemleri. Yani karşındaki için bir şey yapmak. Bu atıyorum işte evde bir iş yapılması gerekiyor. O işin karşılıksız bir şekilde yapılması. Senin diyelim işte sınava yetişmen lazım. Sınava çalışıyorsun ama o anda köpeğin yürütülmesi gerekiyor. Ve hani sen onu yaparken işte ben işte senin için dışarı çıkartırım gibi. Ona yapılan bir hareket. Ya da sen ders çalışıyorsun, sana bir çay getirmesi, koyması. Mesela? Bu arada suçluluk duygusuyla özür dilemek anlamında yapılan hareketler ve jestler sevgi diline girmiyormuş. Evet, çünkü o suçluluk duygusu kendini affettirmek için yaptığım bir şey. Ve şöyle de söylüyorlar, evlenmeden önce kullandığımız dil, aşkla yaptığımız dil, evlilik sonrasında da devam edemeyebiliyormuş bazen. Değişebiliyor. Bu durumda uyumlanmak da gerekiyor tekrar. Hmm. Dil dönüşüyor bu sefer. İşte daha dokunsaldan daha sözele kayabiliyor mesela. Çünkü sürekli artık yan yanasın. O kadar dokunma ihtiyacı hissetmiyorsun. Vericilik değişebiliyor. Daha az verici olabiliyorsun vesaire. Ben vericide değilim.
Ben verici değilim. Eylem olayında yoksun yani. Evet, eylem olayında biraz. Yani kafama kakılması gerekiyor yani. Çok mesela suçluluk duygusu hissetmişimdir bu yüzden. Bana erkek arkadaşım çok hediyeler alırdı. Kahvaltılar hazırlardı, yemekler hazırlardı. Yani bir günde kalk sen hazırla abi kahvaltıyı, değil mi yani? Bir günde adama jest yap. Yok abi, ben o uykumdan ödün verip ayakta kalkıp yapmadım o kahvaltıyı. Ama buradaki zaten sıkıntı şu oluyor. Senin zaten dilin hizmet eylemi değilse zaten sen onun yaptıklarını bir sevgi dili olarak mı algılıyorsun? Evet, o öyleydi. Ha, o onunki öyleydi. O. Onunki öyle olduğu için onun yapıyor, evet. Ama sen aslında o sevgin her ne kadar orada bir emek bile olsa doğmamış oluyor. O sevgi ihtiyacın ya da o sevgin beslenmemiş oluyor. Çünkü senin dilin o değil. İhtiyacın o değil. Her ne kadar o kadar güzel bir şeyi yapsa da. Evet, evet, doğru söylüyorsun. Ben mesela çok önemli yani. O yapsın 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 ama senin sevgin dolmuyor. Çünkü seninle bir alakası yok. O onun ifade etme şekli aslında. Ben de konuşalım. Yani mesela bir derdi olsun. 3 gün onun o derdiyle yatarım, kalkarım, çözüm ararım, ben sözelim. Bir de dokunsalım. Sadece sevgilimle dokunsalım ama arkadaşlarımla değilim. Dolayısıyla konuşayım yani. Benim sevgi dilimde o olduğu için onunla mesela bu konuda hep bir açıklık oluyordu aramızda yani. O çok vermiş hissediyordu kendini. Ben de çok almış, bir türlü dengeyi bulamamış hissettiğim çok oluyordu. Anlamlandıramamışsınız da olabilir. Evet evet, doğru. Olan durumu yani. İşte dördüncüsü ise zaten birazcık bu hizmetle de bence benziyor. İşte o hediye alma verme, sürpriz yapma verme. Daha aslında materyaller üzerinden. Ama bunu bence yanlış da anlamamak gerekiyor. Şimdi böyle materyalist deyince ay bu kötü falan gibi de böyle bir hemen bir algı oluyor ya yani, hani eşya aldı falan gibi. Yani benim aşkım bununla mı ölçülecek? Ama gerçekten hediye almayı ve vermeyi sevgiyle bağdaşlaştırmış birisi için aynı şey. O da olabilir yani, hani sen ama atıyorum işte o konuşma yeri, işte derdini paylaşma yerini ararken sana önüne hediye atıldı. Ama hediye atıldı dediğim böyle üstüne çarpıldı gibi değil. Sana bir hediye atıldı. Al ve sus. Al ve sus kadın. Hani hediye alındığı zaman sen belki o hediyeyi seveceksin. Çünkü güzel bir şey al diyelim. Ama senin o konuşma ihtiyacın dolmamış oluyor. Ya da giderilmemiş, evet, oluyor. Ama belki de senin çok hoşuna giden bir şey oluyor. O da olabilir bence. Yani orada, evet, bence biraz işte, yani hepimiz aslında bunların hepsinin yapılmasından hoşumuza gider mi? Gider. Ama sevgin besleniyor mu? O bence en kritik soru. Sen hediye alır mısın? Ben sürpriz yaparım. Ama böyle genellikle sürprizlerim ne yazık ki o tam gününe gelmez. Hani doğum gününde sürpriz değil, alakasız bir sürpriz mesela olur. Hani bir tane bir seyahate gitmişizdir mesela, o fotoğraflardan bir şey yapmışımdır. Alakasız bir dönemde o hediye çıkar mesela. Hmm. Ya da hani atıyorum karşıma onun seveceği bir şey çıkar, onu alırım, o öyle bir sürpriz olur. Ama işte şu şöyledir, bu böyledir, şu günün günü falan gibi yerlerde daha zorlanırım. Çünkü o zaman almam gerekir hissi olur. Aradaki farkı anlatabildim mi? Beşincisi ise fiziksel temas. Fiziksel temas zaten sen az önce hani tutamadın kendini, ikide bir ona döndürüyorsun. Senin ihtiyacın olduğunu hissediyorum. O da işte dokunmak, sarılmak, eve geldiği zaman sarılıyor musunuz, bir öpüşüyor musunuz, bir koklaşıyor musunuz, dokunuyor musunuz, yan yana mısınız? Aslında ihtiyaç olan o fiziksel. Sende var mı? Var. Ya hepsi var gibi de geliyor, anladın mı? Sanki yani hepsi sanki hoşuma yani gidiyor. Peki arkadaşlarına da mı dokunsalsındır? Evet, dokunurum arkadaşlarıma da. Hani böyle bir elini tutarım, bir şey yaparım. Belki hani ben hiç değil. Hiç. Ya. İlginç ya. Ve bunu da yani şöyle. Şimdi tabii ki sarılırım. Gördüğüm zaman, özlediğim zaman sarılırım. Ama mesela kucağına yatmak mesela bir arkadaşımın benim yapabileceğim bir şey değildir mesela. Ama onu ben de yapamayabilirim. Öyle bir şey ki diyelim çok mutsuz bir dönemden geçiyorum. Arkadaşım bana destekse hani onun o fark bilmiyorum. Çok böyle net konuşmak istemiyorum ama sarılmayı, uzun zamandır görmediğim insanlarla sarılmak olsun, şey olsun, o tip şeyler benim için önemlidir. Dokunurum yani. Ama şu enteresan bence yani. Şimdi tabii bu kitaba bakarken, kitabın hepsini ben okuyamadım. İnternet üzerinden okudum. Kitabın web sitesi var ve İngilizce Five Love Languages diye geçiyor. Orada bir test yapabiliyorsun. Ve testte hani şunu mu seçersin, bunu mu seçersin diye. Ama İngilizce tabii, bunun Türkçesi ne yazık ki yok. Yani İngilizceniz varsa gidip bakabilirsiniz. Ve orada sana işte şey veriyor. Yüzdelerini veriyor. Sen hangisisin gibi. Hmm.
Ben de neredeyse hepsi yani yakın çıktı, anladın mı? Öyle de baktığın zaman çok da böyle hani tek bir tane mi, bence soru işareti. Önemli olan ana ifade edebilmek karşındaki insan. Evet, bence. Ve ana neye ihtiyacın olduğunu ona söylemek. Çünkü bence en büyük yaptığımız hata varsayımda bulunuyoruz. Karşımdaki insan beni işte 5 senedir takıyor, tanıyor, 5 senedir çıkıyoruz. Nasıl bunu sevmeyeceğimi bilmez ya da seveceğimi bilmez. Nasıl bunu beklediğimi bilmez gibi böyle bir triplere, bir tavırlara ve böyle bir megaloman bir yere gidiyor. Yani hani o kadar fazla bir beklenti yığıyoruz ki karşımızdaki insandan. Ha, o anda onu bilmiyor olabilir ya da senin, Irmak, senin söylediğin gibi hani ilişkideki iletişim yöntemiyle evlendikten sonraki iletişim yöntemin değişmiş olabilir. Ya da ihtiyaçların değişmiş olabilir. Yani yalnız zamanınız o kadar çok vardı sevgiliyken, sonra çocuğunuz oldu ama yalnız zamanınız birden puf yok oldu ve o çok kıymetli bir şeye dönüştü. Ve bunların ihtiyacını dile getirebilmek bence en önemli nokta ve nasıl sevilmek istediğini karşıya göstermek çok önemli. Ve bence en güzel tarafı öğrenilebilir olması. Çünkü bu iki tane farklı dili konuşsan da çok kolay aslında iletişim kurarak öğrenilebilir bir şey olması mükemmel. Zeynep'in de dediği gibi diyeceksin ki ben bu tarz bir şeyden hoşlanıyorum. Bana sevgi sözcükleri söylemen hoşuma gider. Fakat bak şimdi ne geldi aklıma. Söyle. Ya ben dokunsal değilim ya. Hmm. Çünkü dokunduğum zaman aslında o çocukluktan gelen bir takım kodlarla alakalı o dokunamamak, sevgi sözcükleri söyleyememek. Mesela biri benden talep etse mesela biraz daha dokunur musun dese orada şey yapabilirim. Yani zorlanabilirim. Ama sevdiğim için üzerinde çalışırım kesinlikle, karşı tarafı sevdiğim için. Bence zaten en büyük soru bu. Sen karşındaki insanı yeteri kadar seviyor musun o emeği göstermek için? Evet. Çünkü evet. Yani hepimiz aşık oluyoruz. Hepimiz o laylaylomlar, keyifler, işte kelebekler, alevler, işte fışkırmalar, uçmalar, bunların hepsini yaşayabiliyorsun. Ama sevgi dediğin şey ve beraber büyümek dediğin şey emek istiyor. Ve karşındakinin bu ihtiyacını gidermeyi seçiyor musun, seçmiyor musun? Evet, evet. Zorlanabilirsin bazı şeylerde. Hani belki bazı durumlarda uzlaşmak da gerekebilir bence. Ama bunu deniyor musun en azından? Böyle bir şey için. Yani ben bunu değişmek olarak düşünmüyorum. Karşındaki kişinin beklentisini karşılamak istiyor musun, istemiyor musun? Evet, doğru. Doğru. Evet. Burada şey çok önemli. Ben böyleyim, beni böyle kabul etsincilik kadar yanlış bir şey yok arkadaşlar. Yani kendini sevmek bu değil. Bu değil. Hani, evet. Kendini sevmek, kendini olduğu gibi kabul etmek bu değil. Karşındaki insanın ihtiyaçlarını eğer senin özel alanını ihlal etmiyorsa, eğer senin özgürlüğünü kısıtlamıyorsa, senden bir ricası varsa ama ben buyum, çok zorlanırım öyle olmak için, beni böyle kabul et. Bu narsizm. Yanlış mıyım? Evet, bu. Doğru yani hani şey olarak demek ki o insan sevmiyor. Yani çünkü sevgi dönüştürür. Ben ona çok inanıyorum. Alınabilecek en büyük ders buradan. Siz ifade edebiliyor musunuz istediklerinizi? Karşı tarafın ifade etmesine de alan açabiliyor musunuz? Eş ve sevgili için değil, hani çocuğunuz varsa onun için de geçerli bu. Belki çocuğunuzun dokunulmaya ihtiyacı var, sarılmaya ihtiyacı var okuldan döndükten sonra. Hani bu tip bu bilgiyi farklı, hayatınızdaki farklı insanlarla da kullanabilirsiniz. Hani onu da kulağınıza küçük bir küpe yapın. Bu arada mesela şöyle de bir şey var. Diyelim ki seni senin istediğin kadar aramıyor. Sana senin istediğin gibi mesajlar atmıyor. Özel günlere senin kadar önem vermiyor. Bu seni sevmediği anlamına da gelmeyebilir. Yani biz genelde çünkü bunu sevgisizlikle bağdaştırırız. Abi işte günde çok az arıyor beni. Mesaj yazmıyor falan filan. Dolayısıyla buraya da bir dikkat kesilmek lazım. Açıkça konuştuktan sonra, iletiştikten sonra anlarsın zaten karşı taraftaki emek verecek mi, vermeyecek mi? Seven emek verir kardeşim. Bu kadar. Emek verip hatırlatmaya da ihtiyacı olabilir. Herkes öyle hop diye hani bütün alışkanlıklarını değiştiremiyor. Ama doğru. Ben bunu sana söylemiştim, sen hala değiştirmedin de değil. Bunu hani yapıcı mısın değil misin ona bakıyor yani. Sen yapıcıysan zaten ona bunu deneme alanı açıyor musun? Yaptığı zaman teşekkür ediyor musun? Yapmayı unuttuğu zaman ben bunu söylemiştim, tekrar ihtiyacımı dile getirmek istiyorum diyebiliyor musun? Sonuç olarak gururunu yutabiliyor musun? Evet. Bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz de aşağıya yorumlara
kendi sevgi dilinizi yazın. Nelerden hoşlanıyorsunuz, nasıl ilişkileniyorsunuz, onları paylaşın. Belki ilişkiler hakkında başka sorularınız varsa ya da önerileriniz varsa baksanıza, birisi bize öneride bulundu video çıktığı içinden. O yüzden bizimle paylaşmaya ve büyümeye devam edin. Yaşadığınız sorunları da yazın. Çözebildiniz mi? Bu videoyu seyrettikten sonra partnerinizle sevgi dilinizi konuştunuz mu? Onlarla ilgili de bizi bir haberdar edin. Ölüyoruz meraktan. Teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz sizi.